kere yetiştiği coğrafya itibariyle o bir çöl şairi. Sıcak kavruluyor değil zaten. Elbette. Hararetin şairi kendisi. Bir. İkincisi hayatı itibariyle ömrünce mahrumiyet çekmiş bizzat. Kendisine bağlanan 9 akçelik maaşı bile alamayıp şikayetnameyi yazmak zorunda kalan bir zat. Bulunduğu bölge itibariyle acıların çocuğu deniyor ya, hakikaten Fuzuli acıların adamıdır. Düşünün, Kerbela olayının yaşandığı bölgede yaşamış. Moğol saldırılarının olduğu, katliamların yapıldığı, pek çok faciaların, trajedilerin olduğu bir yer. Neresidir? Kerbela, Hille, Bağdat, Irak civarı. Zaten yetiştiği iklim itibariyle ıstırabın çocuğudur Fuzuli. Buralarda yaşamış, Hazreti Hüseyin'in türbedarlığını yapmış, Kerbela faciasının acısının adeta hep taze kaldığı bir bölge. Doğal olarak kendisi şiirlerine bunu yansıtmıştır. Mesela Baki'de niye bu yoktur? Baki sarayda, Baki İstanbul'da. Baki'de olan renkli hayalleri Fuzuli'de göremezsiniz. Onu demiştim bir programda yanlış hatırlamıyorsam. Bir sonbahar günü Topkapı Sarayı'nın bahçesinde dökülen yaprakların yerlerde oluşturduğu sarı dereciklere bakarak Baki mırıldanıyor. Bir gazelinin bir mısrağını söylüyor. Her yaneden ayağıma altın akıp gelir. Baki'ye bunu söyleten nedir? Baki'nin yetiştiği ortamdır. Altından bahsedecek. Elbette dökülen sarı yaprakları Baki altına benzetir. İmparatorluğun göbeğinde her tarafından vergi akan bir İstanbul. Elbette Baki bunu söyleyecek. Baki'yi kaldırın, Fuzuli'yi koyun. Dökülen yaprakları kanlı gözyaşına benzetirdi. Nedim'i koyun şaraba benzetir. Mehmet Akif'i koyun şehit cesetlerine benzetir. Şairin mizacı çok önemli şiiri oluşturmada. Fuzuli'nin bir kere yetiştiği coğrafya, hayat, mizaç itibarıyla ıstıraba son derece yatkın bir dünyada yaşadığı dünya zaten gözyaşından ibaret. Diyor ya, ab gündür gümbedi devvar rengi bilmezem. Ya muhit olmuş gözümden gümbedi devvare su. Acaba su mu gökyüzünü kapladı, gökyüzü mü su rengine döndü bilmiyorum. Yoksa gözünden akan yaşlar mı gökleri kapladı. Gözyaşından bir dünya içinde yaşıyor Fuzuli. Mizaç bu. Hazreti Hüseyin'in türbedarlığını yapmış olması, Kerbela faciasına çok yakın bir bölgede yaşamış olması ona bunları yazdırıyor. Ancak aynı Fuzuli'nin Hazreti Ömer'i öven şiirleri var. Leningrad nüshasında bu görüldü, ötekilerde görülmüyor. En eski Fuzuli divanında bu görüldü. İmam-ı Azam'a şiirleri var. Fuzuli'yi dikkatle incelemek lazım. Fuzuli öyle şu veya bu inanışa, bu görüşe, bu mezhebe mal edilebilecek birisi değildir. Evrensel bir şahsiyettir. Doğrusu 1989'a kadar biz de bilmiyorduk. Sovyetler yıkıldıktan sonra, Leningrad kütüphanesi açıldıktan sonra ele geçen en eski Fuzuli divanında Hazreti Ömer'e yazılmış mısraları gördük. Hazreti Ömer ölmüştür Fuzuli tarafından. Hıstırabın adamıdır ve peygambere karşı da zaten öyle şevk içinde olunmaz zaten. Hadis-i şerif var, peygamberimiz buyuruyor. Kur'an hüzünle indi, onu hüzünle okuyunuz. Kendisi mahzun peygamber. Hayatını bir düşünün. Hazreti Fatıma dışındaki bütün evlatlarını toprağa vermiş bir baba. Bütünlerin acısını görmüş, hicret görmüş. Açlıktan ayakta duramayacak hale gelmiş. Karnına taş bağlamış, vurup dişini kırmışlar. Hanımına iftira atmışlar. Bir insanın çekebileceği her ıstırap ucundan köşesinden ona tattırılmıştır. Elbette peygambere Fuzuli gibi birisi şiir yazdığı zaman öyle çok neşeli şeyler söylemeyecektir. Evet. Normaldir, doğaldır bunlar yani.